Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Xitayın siyasi ve iqtisadi muhiti texi münacarlaşmaqda. Xitayın siyasi ve iqtisadi muhiti devamlıq nacarlaşqan bulup, Hong Kong'da 200 banker işten boşdulğan. Amerika vazının 28 aprel haber kılışça, Xitay iqtisadının tövelleşi, Hong Kong'daki payçeki sodasının acizleşi qatarlıq amellerinin təsirge uçurgan Hong Kong'daki qolluq məbləq salgıçılar işten ayırlış xaupigi düşkəlgən bulup, buldur Hong Kong'da təxminən 200 məbləq salgıçı xizmetedin ayırılgan. Bazı tahlilçiler Hong Kong'un pul muamele ve kanun muhitinin Xitay ülkelerinin tüzülmesine karab yüzlenişine ergeşip, banki kespede xadim kıskartış dolgunuğu düşkelgelikini oturgu koyuşkan. Bloomberg 22 aprel elan kılgan kespi tatqiqat dokulatıda körüstülüşçe, Hong Kong'daki 200'dek banker buldur xizmetinden ayrılgan. Avrupa Mablağ Seliş Bankası da işleydiğen ismini aşkarlaştığını halimiğen bir Hong Kong'luk banker Amerika avazıga özünün tunuyduğun birkançı xizmetişinin yıkında işten boşluğalıqını ya ki onlarının bankisinden ayrılışkı mecbur bolğalıqını aşkarlıgan. Bu yeni paylarını bazarga seliş, setibiliş kadarlıq faaliyetlerinin azişi bilen münasibetlik iken. O bazı ekvallarını aşkarılıp, yığınqı mezgillerde yeni paylarının sani köp emez. Setiş mülkerdikidek yaxşı bolmedi. Bu ekvallar meblağ seliş bankalarına besim çüşürdü. Ötken bir yılda etrafımdaki bazı kişiler hakikaten işten boşdildi. Başka organlar iktidarga qarata okşamağın stratejiyelerini kollandı. Nurgun kişiler hizmetinden ayrılıp, başka caylarga köçüş yolunu talledi, degen. Xitay bilen Amerika 5 noktada ortak tonuş hasıl kılgan. Xitay Taşkı İşler Ministerliği organ torunun 26 aprel elan kılışça, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Beijing'de Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bilen söhbetleşip 5 noktada ortak tonuş hasıl kılgan. Birinci, iki taraf devamlı Xitay-Amerika münasibetini mukumlaştırış ve ravajlandırış. İki taraf San Francisco uçuruşşidin buyan Xitay bilen Amerika'nın her kayıs sahalardaki sözleşiş hemkarlıqı da kolu keltirilgen icabi ilgirleş asasıda iki taraf hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu emeliyleştirişini tezletişki koşulgan. İkinci, iki taraf yukarı katlamdakiler alakası ve her kayısı katlamdakilerinin uçuruşşini saklaş, əsligi keltirilgen ve yeniden kurulgan taşkışlar münasibeti, iqtisad pul muamele, soğudu qatarlıq sahalardaki kengişiş mekanizminin rolünü devamlıq cari kıldırıp, iki armiya alaqısını devamlaştırıp, Xitay bilen Amerika'nın zahir çekleş, kilimat özgürüşü, süni əqli iqtidar hemkarlıqını ilgiri sürüşkü koşulgan. Üçüncü, iki taraf Xitay-Amerika süni idrak hükümetler ara sökbitinin tüncü qıtımlıq yığınını başlap, Xitay-Amerika münasibetinin yetekçi prinsipi doğrusudu kengişini devamlaştırış, yeni bir növetlik Xitay-Amerika Asiya Tinic Okyan işleri kengiş Xitay-Amerika Deniz Okyan İşleri Kengişini ötküzüş, Xitay-Amerika'nın konsul kengişini devamlaştırış, Xitay-Amerika Zahir Çekleş Hizmet Grupisi yukur derecelik emeldarlar yığını ötküzüştün başqa, Amerika'nın Xitay'nın kilimat özgürüş işleri alahide elçisinin Amerika'yı ziyaretki kilişini karşı ilişki koşulgan. Tötünce iki taraf tedbir kullanıp, iki taraflik alakısını kengaytip, karşı taraftan gelgen okuqucularını karşı iliş, 5. ayda Xitay'nın Xi'an'da ötküzüldüğün 14. növetlik Xitay-Amerika Sayahat Yukarı Katlam Sökbiti ötküzüşke koşulgan. 5. iki taraf halkara ve rayon kızlık nokta meselelerde kengişini saklap, iki taraf alahide elçilerinin alakısını küçü yetişke koşulgan. Blinken bilen Wang Yi'nin söhbetliş neticesi hakkında okşamağın tahliller oturgu koyulgan bulup, bazı akbarat organları Antony Blinken'nin Xitay'a kılgan sepirinin heçkandak meselede ilgirleş hasılı kılalmağalıqını, iki taraf arası da nurgun cahetlerde yeni zor periklerinin saklanğalıqını tähkidligen. Amerika Xitay otursudaki soğukçılık ziyaretinin beşidin ahırgıcı devamlaşkan bulup, Antony Blinken'nin aerodromda kızıl gelemsiz ve tövən derecelik Xitay əməldarı tarafından kütüvelinişi, şundaqlı uzutuşqı heçkanda Xitay əməldarının çıkmağalıqı iki devlet otursudaki münasibetinin qaysi derecede yirikləşkərlikinin alameti ikən. Xitay Yaponiya parlament əzaları oldurgan təkşürüş paraxotunu tosu aldı.
Xitay dengiz qirg'og'i muhofizachilari paroxot atrofida Sharq dengizining talashtirish bo'lib o'tgan rayonida Yaponiya parlament a'zolari o'ltirgan tekshirish paroxotini to'sib olgan. Amerika vazining xabar qilishicha, Xitayning Yaponiyada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi 28 aprel bayonot e'lon qilib, Xitay dengiz qirg'og'i muhofizat atrofida paroxotlarining talashtirish bo'lib o'tgan Senkaku orlig'i chiqmoqchi bo'lgan Yaponiya parlament a'zolarini to'sib qilish uchun qonunlik tadbir qo'llanganligini, shunaqla Xitay Yaponiyaga bu vaqtda norozilik bildirganligini da'vo qilgan. Reuters agentligi Fransiya xalqaro radiosi va ko'plagan Yaponiya taratqularining xabariga asoslanganda, Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasining muvaqqat bosh kotibi CEJ Kihara va sobiq davlat mudofaa vaziri Tomomi Inada qatorliq 5 parlament a'zosi Ishigaki shaharlik hukumat tashkillagan tekshirish guruhiga qatnashgan. Tekshirish guruhi Aral va dengiz rayonlarini, jumladan Senkaku orolini tekshirish uchun yo'lga chiqqan va orolga chiqib tekshirishdi bo'ladiganligini bildirgan. Yaponiya radio televiziya shirkati NHK'ning aytishicha, Yaponiya parlament a'zolarini o'z ichiga olgan mazkur tekshirish guruhi 27 aprel Senkaku orolig'i yaqin dengizda 3 soat turgan va uchquchsiz havo apparati ishlatib atrofdagi ahvollarni kuzatgan. Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofizat atrofining paroxotlari naq maydonda turib Xitoyni nazorat qilgan va Xitoy dengiz qirg'og'i muhofizat paroxotlarining faoliyatga qarshilik qilishining oldini olgan. Tomomi Inada bu vaqtda yana hukumat va xalq iyg'ir bexatarlik vaziyatini tushunadi. Senkaku orolining egalik huquqi bizga tava. Biz bu orolga chiqib tadqiqot ishlarini qilishimiz kerak degan. Xitoyning Yaponiyada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi muxbirning savoliga javob berib, Xitoy Yaponiyaning ig'vogarchilik qilmishiga qattiq norozilik bildirdi. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofizat paroxoti huquqini qo'g'dash va qonun ijro qilish tadbirlarini qo'llandi. Diaoyu oroli va uningga qarashliq orollar Xitoyga tabe zimin. Xitoyning zimin egalik huquqini dengiz okean huquqi va manfaatini qo'g'dash irodasi tabranmaydi deb jar solgan. Amerikaning prezident nomzodi Falastinni qo'llash namoyishida qo'lga olindi. Amerikada noyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylamiga Yeshillar partiyasidan nomzod bo'lgan Jill Stein Washington universitetida o'tkazilgan Falastinni qo'llash namoyishida qo'lga olingan. Turkiya Avaz radiosining 29 aprel xabar qilishicha, Amerikaning prezident nomzodi Steynning bayonotchisi va saylam safarbarligi amaldori, shundaqla uning muavininingmi qo'lga olinganligi bildirilgan. Qo'lga olish jarayonida saqchilarning Steynning ustidan velosiped bilan besib o'tganligi bildirilmoqda. Namoyishchilarning universitetni G'azzadagi Falastin xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni o'qituvchi bilan ta'minlaydigan Boeing shirkatiga solgan mablag'ini azaytishga chaqirganligini eskartib, Steynning faoliyati o'quvchilarning talabi va tinch namoyishini qo'llab-quvvatlaydi degan. Saqchilarning namoyishni qattiq qo'lliq bilan bostirganligi va namoyishchilarni yerga yotqizib, dumbisiga chiqib turib, ta'tirik shan solganligi bildirilgan. Navbatda Amerikaning har qaysi universitetlarida Falastinni qo'llash namoyishi kun sari kuchaymoqda bo'lib, saqchilarning namoyish qilayotgan o'quvchilarga qattiq qo'lliq qilishi kuchlik g'ulg'ul qo'zg'imoqda. Shundoqli mazkur Falastinni qo'llash Isroilga la'nat qilish namoyishi London va Yevropaning nurg'un shaharlariga kengaymoqda. Hurmatli ko'rganlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.